Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün ne yapacağız? Tarakları nasıl temizliyorsunuz diye soruldu. Onu göstereceğim. Topluluktan ben size sormuştum. Orada olmayanları çekeceğim. Çünkü orada sorulan derzdir, yastıklarla ilgilidir, işte yağla ilgilidir. Onlardan neredeyse her videomdan 2-3 tane var. Müsait olmadığım için o videoları soranlara atamadım. Oğlum rahatsızlandı. Bunun için gerçekten kusura bakmayın. Yani sağlık sonuçta. O yüzden onlara dönemedim ama topluluk kısmından sorulan videoları atıyorum. Orada mesela benim kanalıma girdiğiniz zaman topluluk kısmı var. Oradan da direkt olarak girebilirsiniz ya da sizin önünüze de çıkabilir. Takip edenler, abone olanlar bilhassa onların hepsini görürler. Abone olmayanlar onları göremezler. Yani önünüze düşmez. O şekilde söyleyeyim sizlere. Şimdi ben taraklarımı nasıl temizlediğimi göstereceğim. Tahta kaşıklarımı nasıl temizliyorsam taraklarımı da aynı şekilde temizliyorum. Tahta kaşıklarda mesela maden suyu, karbonat, limon, tuz vesaire onları koyuyorum. Mikropları kırılsın, kokuları değişsin diye. Şimdi bakın. Bunlar en çok kullandığımız taraklar. Kızım bilhassa fırçaları kullanıyor. İşte şunlara takmış durumda, onları kullanıyor. Bunlar benim boya yaparken kullandıklarım. Onlar da batıyor. Yani yıkıyorsunuz, ediyorsunuz ama boya kalıyor, bilmem ne yapıyor. Başında egzaması olanlar, böyle taraklarınızı sürekli düzenli olarak temizleyin. Benim yaptığım şekilde yaptığınız zaman tarakta ne mikrop kalıyor, ne de başka bir şey kalıyor. Yani saç derisi rahatsızlığı olanlar gerçekten düzenli şekilde yapın ki o başınızdaki yaralar her tarafa yayılmasın. Bilhassa böyle saç egzaması falan oluyor ya. Yara oluyor, su akıyor, kanıyor, ediyor. Haftada bir yapabileceğiniz bir şey. Yine sizin için faydası olur. En azından baş derinize yayılmaz. O şekilde söyleyeyim. Taraklar yeterince batmış. Şimdi bakın burada göstereyim onları sizlere. Bu fırçaları... Kızıma dedim ki sen dedim olsan dedim nasıl temizlersin? Alırım dedi bir tane şey tel topa. Onunla dedim temizlerim dedim. Niye uğraşacaksın öyle ya? Bu tarağı da eşim saçına wax ve sprey sıktığı zaman kullandı. Bakın beyaz beyaz olmuş. Şu fırçalarınız varsa böyle fırçalarınız. Şöyle bir tarağınız varsa şu şekilde. İçindeki saçları böyle alıyorum. Hepsi çıkıyor. Çünkü şey yapıyor. Diplerine giriyor. Bir de bunların dipleri toz oluyor. Saçtan işte gelen şeyler durduk yerde tozlanıyor, bir şeyler oluyor, batıyor yani. Bunları burada önünüzde yapayım, sonra aşağıya alacağım sizi. Böyle yapacağız. Ya bir şey yapmayacağız zaten, bekleteceğiz. Onlar kendi kendine temizlenecek. Yine sizi uğraştıracak bir şey olmayacak. Ben bütün malzemeleri buraya aldım. Bu tarz bir tarağınız varsa, bunu da mesela böyle yapıyorum. İçindeki küçük saçları bile alıyor bakın şöyle. Bunlara da oluyor. Yani hiçbir şey değişmiyor. Bunları böyle temizledikten sonra bu şekilde tarak temizliği olur mu diyenler belki çıkar. Ama taraklar temizlenmesi gerekiyor. Çünkü içinden çıkanları gördüğünüz zaman o saçınızı tarıyorsunuz ya. O bakteri, mikrop, saç derinize böyle gözenekler açık. Siz o mikrobu alıyorsunuz. Sonra saçınız dökülüyor. Sonra işte bir şeyler oluyor. Yaralar oluyor. Her bir şey oluyor. O yüzden... Makyaj fırçalarını nasıl düzenli temizliyorsanız saç fırçalarını ve taraklarını da düzenli şekilde temizlemeniz gerekiyor. Şimdi böyle alacağım sizi. Hemen onları batıralım. Bir güzel anlatacağım sizlere her şeyi her zaman olduğu gibi. Hadi yapalım şimdi. Bakın bütün karışımları buraya aldım. Bunda karbonat, bunda tuz, bunda sıcak su. Kaynamış olmayacak, sıcak su olacak. Çünkü bu plastik olanlar erime yapmasın diye yarım limon. Ve bir kap alıyoruz. Bunları dediğim gibi sadece maden suyuyla da temizleme yapabilirsiniz. Maden suyunu ama kaynatmadan yapmalısınız. İçinde bıraktığınız zaman mesela ben dış fırçalığını falan temizliyorum onunla. Mikrop kırma özelliği var ya maden suyunun. Maden suyunun içinde de işte asit var, karbonat var, tuz var. Ondan dolayı mikrop kırma özelliği onun da var. Şimdi böyle bir kap alıyorum. Şimdi tarak temizlerken her taraftan da bir şeyler saç çıkıyor. Şöyle... Bunların saçlarını temizledikten sonra onları dediğim gibi kaba o şekilde koyun. Bakın bunlar çünkü toz içinde kalıyor. Yani durduğu yerde toz oluyor bunlar. Bunların içleri. Baksanıza şu kısımlar. Kepek mepek hani düşünün saçınızı tarıyorsunuz. Kepekler var şeyler var mesela atıyorum. Onlar bile şey yapıyor bunlar beyaz beyaz oluyor. Bakın şuna wax sprey beyaz beyaz yapmış. Fazlalık saçları şöyle aldırayım. Yani dediğim gibi böyle yapacaksınız. Onları oradan saçları temizleyeceksiniz.
Böyle başka şeyle uğraşmaya gerek yok. Hani böyle bir şey yoksa neyle olur? Yani herkesin de bu tarz tarak var mıdır diye ya da böyle bir tarak varsa bununla da oluyor bakın. Hatta daha güzel oluyor. Ama işte bu tarak kırmayın. Yani bunu oğlum kırmıştı zaten. Bunun içine bir yemek kaşığı karbonat. Şunları şöyle ters çevireceğim. İyice içinde batsınlar diye. Bir yemek kaşığı dolu dolu karbonat koyuyoruz. Tahta kaşıkları da aynı şekilde böyle temizleyebilirsiniz. Hatta videosu var, üste koyarım, oradan bakarsınız. Bir yemek kaşığı tuz, sofra tuzu. Yarım limon. Bunu hepsini böyle, yani sıkacakla da sıkabilirsiniz. Ama ben buraya getirmek istemedim. Böyle çekirdekleri alacağım. Bu tamamen mikrop kırıyor. Sıcak su. Kaynattım. 15-20 dakika kendi halinde beklettiğim sıcak su. Soğuk olmayacak, ılık olmayacak, sıcak su olacak ki şu fırçaların köklerindeki kirler yumuşayıp çıksın diye. Bunu üstüne döküyorum. Şimdi yetmezse biraz daha alacağım. Ben kettle'ı buraya getirmeyeyim diye böyle yaptım. Şu an battılar gibi ama. Biraz daha koyacağım sıcak su. Biraz daha aldım ki daha çok böyle gömülsünler diye. Tamam. Böyle yaptık. Biraz içindekileri şey yapayım. Eriteyim. Şunu alıp. Bakın şunlardan. Bakın neler çıkıyor. Şuralara bakın. Şu siyah fırçalar var ya. Onlardan çıkıyor onlar. İç kısımlarından, şuralarından. Sonda zaten göreceksiniz. Bunu böyle su ılınana kadar yarım saat bekletiyorum. Hiçbir şey yapmayacağım. Siz yine kontrollü şekilde yaparsınız ama hiçbir şey olmuyor. Bakın. Hiçbir şey olmuyor. Anında böyle tertemiz oluyor. Bunların renkleri kendine dönüyor. Böyle beklesin bakalım. Sonra durulayacağız. Sonra da kurutma işlemini nasıl yapıyorum onları göstereceğim. Yarım saat bu şekilde bekliyorum. Yarım saat oldu. Baktım elim giriyor içine. Bakın kendi kendine çıkan kirler böyle. Elime küçük bir tül parçası aldım. Böyle hiç kullanılmamış bir tül parçası olursa bu sap kısımlarını mesela yumuşuyor ya. Bakıyorsunuz böyle. Baktığınız zaman tam anlamıyla çıkmıyor. Neden oluyor bu saplar biliyor musunuz? Saçınıza yağ sürüyorsunuz. Ne yapıyoruz? Yağ sürdük. Ellerde kaldı. Gidiyoruz tarakları tutuyoruz. O yağlar bunların içine işliyor. O saç spreyleri bunların içine işliyor. O yüzden bu saplarının bu şekilde kapkara olmasına sebep oluyor. Tül parçası yoksa neyle olur? Kullanılmamış yeni bir sünger varsa süngerle de yapabilirsiniz. Hani sarı kısmıyla yaparsanız buraları çizmezsiniz. Tarağınızın bu tahta kısımlarında kırılma varsa onlara dikkatli yapın. Çünkü şey sıcak su koyuyoruz ya daha çok kabarmasına sebep olur. Bakın tül parçamla şöyle yapacağım. Zaten iyice yumuşamışlar. Bakın. Şu kısımlarını da yapıyorum. Bakın şuralara da parmağımla şöyle parmağımı taktım. Süngerde buralar olmaz ama. Bunlar zaten hemen temizleniyor. Onlarda bir şey yok. Şunun şuralarında vardı. Hatta ona böyle taraklara şöyle kulak çubuğu zaten hepsi gitmiş buradan. Çıkmış. Beyaz beyazdı ya. Tamam. Aldık. Böyle taraklar kullananlar varsa şu kısımlar hani kara kara oluyor. Onlar da kabarmış zaten bakın. Başka bir şey kalmadı sanırım. Bunun buralar temizlenmiş, temizlenmiş. Bunun da buralarda bir şey kalmamış. Hepsi temizlenmiş. Bak şimdi öyle tüle yaptıktan sonra suya bakın. Nasıl?
Çok güzel. İşte taraklar. Bundan temizlenmesi gerekiyor. Ben sodayla genelde işte böyle sodaya batırıyorum. Kaynaması bitince alıyorum. Ama arada bir de böyle sıcak su, karbonat, limon, tuz yapılması gerekiyor ki şu içlere giren pislikler çıksın diye. Yakından göstereyim mi size? Bir dakika. Bakın. Yakından gösterdiğim zaman su nasıl? Gördüğünüz gibi. Her bir yerinden bir parça çıkmış, bir şey olmuş. Kirlenmiş, etmiş. Su zaten kapkara oldu. Siz yaptığınız zaman böyle su çıkınca şaşıracaksınız ama vallahi bakın böyle su çıkıyor. Kapkara. Şimdi bunları durulayacağım. Bakın. Tarakları çıkartınca daha çok belli oluyor. Ilık suyla duruluyorum. Hatta suyu biraz koyup böyle bu şekilde hani şu içine işleyenler varsa hani oralar temizlensin diye şöyle batıracağım onları. Bakın böyle. 5 dakika böyle bekleteceğim. Sonra çıkartacağım onları. Şunları şöyle sıkın. Hala siyah siyah parçalar çıkıyor. Şöyle dursun. Son bir kere musluktan şöyle tutacağım. Alacağım onları. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Şimdi şurayı alacağım. Şurayı kurulayıp havlu peçete koyacağım. Bez de olur, hiç fark etmez. Havlu peçete daha güzel şey yapıyor, çekiyor ama. Yani havlu tarzı bir şey de olur, hiç fark etmez. Ben ama böyle yapıyorum. Şunları şöyle sıkıyorum. Şöyle koyuyorum. Sularını şu tarz tarakların sıkın. Tamam. Bu kadar. Bakın böyle hepsini koydum. Onlar zaten hava sıcak, çabuk şekilde kuruyacaklar. Gördüğünüz gibi ben taraklarımı bu şekilde temizliyorum. Doğru gelen uygulama yapabilir, doğru gelmeyen uygulama yapmayabilir. Soruldu, gösterdim. Bakın şimdi tarakların tahta yapısı bazen farklı olabiliyor. Aynı bunlar gibi. Bakın şuraları limon ve karbonat ne yapabiliyor? Beyaz yapabiliyor ama o zamanla oradan gidiyor. Bakın onu da göstereceğim sizlere. Beyaz beyaz olmuş. Ama bunda hiç beyaz beyaz olmadı. Bunu hatta biraz daha bekletmem gerekiyordu. Şu kısımlarındaki oraya işlemiş şeyler çıksın diye. Ama temizleniyor mu? Temizleniyor. Bakın iç kısımları böyle tertemiz oluyor. Bunlar zaten tertemiz oluyor. Kurumasını bekleyemedim. Zaman alıyor kuruması. Haberiniz olsun. Akşamdan yaparsanız daha iyi olur. Hani kullanmayacağınız zaman. Bakın bunlar da bu şekilde oluyor. Bunlar da şöyle. Şu kısımlar hani kara kara oluyor. Şuralar. Onlar çıkıyor. Bunun her tarafında bir beyazlık söz konusuydu. Bakın onlar çıktı. Yani böyle saçını işte jöle tarzı, işte wax tarzı, sprey tarzı bir şeyler kullananlar genelde düzenli şekilde temizlemeniz gerekiyor. Çünkü zam gibi yapışıyor. Her taraflarını kapkara yapıyor. O dip kısımlarını mikrop yuvası yapıyor. Yani bu şekilde mikroplarının gittiğini ben fazlasıyla düşünüyorum. Çünkü tuzun ve karbonatın, limonun mikrobu yok etmeme imkanı yok. Umarım faydalı olur isteyenler için. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.